bakın bu Erdal Öztürk olayı önemli. Bu hafta tahliye oldu. Evet. Üçüncü kol ordu komutanıydı. Evet, Erdal en kıdemlisi, bugüne kadar en rütbeli kıdemli kişiydi. 15 tahliye Temmuz'la ilgili yargılanan en kıdemli asker Erdal Öztürk terörist diye yargılandı, ancak şimdi tahliye oldu. Tahliye oldu. Ama o süreçte herkes Erdal Öztürk'e işte FETÖ'cü, hain, terörist diye yüklenmişti. Ellerinden geldiğince bastırdılar, başaramadılar. Özür de dilemeyi bilmiyor bunlar. Fakat bu neyi gösteriyor? Şimdi Erdal Öztürk önemli bir isim şöyle. Şu an Genelkurmay Başkanı olabilecek tek kişiydi orduda. Evet. Yani, tasfiye. Tasfiye ve çok ileri görüşlü bu. Çıkar mı burada? Çok ileri görüşlü. İşbirlikçi ajanlar da çok ileri görüşlü. Harbiyeli öğrencilere kadar hesaplamışlar nasıl tasfiye etmeleri gerektiğini. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kumpas ve tasfiyenin kanıtı Erdal Öztürk'ün bir yıl hapis yatıp çıkması mı? Çünkü Genelkurmay Başkanı olacaktı. Sadece o değil. Fethi Alpay'da geleceğin kuvvet komutanı olacak zincirde ilerliyordu. O da önü kesildi. O da önü kesildi. Onun gibi çok var zaten. Ne oluyor peki? Mesela Erdal Öztürk niye yattı, niye çıktı? Erdal Öztürk niye yattı? Atama listesinde adı var diye yattı. Atama listesinde Aydoğan adı vardı. Sinop Valisi Bayan vardı. Değil mi? Vali Hanım'ın da... Vali Hanım'ın eşinin... Adı yoktu hatta da var diye yattı. Evet. Adı yoktu var diye yattı. Atama listesi zaten... O da tahliye oldu. Evet, atama listesi delik teşvik oldu. Atama listesine itibar edilmiyor. Atama listesinde adı olanlardan daha önceden de tahliye olan amiraller, generaller var. Yani atama listesi çok önemli. Ama insanları atama listesi bahanesiyle tutukladılar. Sonra hadi bakalım dediler, birkaç delil bulmaya çalışalım. Bulamadılar. Mesela Erdal Öztürk. Erdal Öztürk'le ilgili aleyhe değil, lehe deliller ortaya çıkmaya başladı. İsimleri, sesinin taklit edildiği ortaya çıktı. Uzay Şahin tarafından Firari Albay. Onlar Ocak ayında ortaya çıkmıştı gerçi ama mahkemeler ne hikmetse beklediler bir süre. 14 ay sonra tahliye ettiler. Peki ben şunu merak ediyorum.